Ali Yollar'da programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Malum bayram yaklaşıyor. Tabii bayram yaklaştığı zaman insanların tatlı tüketimi biraz daha fazla oluyor. Tabii tatlıyı almadan önce sipariş vermek gerekiyor. Şimdi sipariş vermeden önce bir sürüye girelim. Kayanı şubesine özellikle Tatlıcı Silo gerçekten 6 şubesiyle, değil mi 6 şube değil mi? Aynen 6 şube. 6 şubesiyle Ramazan'ıyla her şeyi var değil mi? Aynen. Tabii. Ramazan'da değil mi? Evet Ramazan. Bak tam da Ramazan ayındayız. Hiç sıkıntıya gerek yok Ramazan. Aynen. Şimdi o zaman ne yapalım? Bir girelim hele, ne yapıyor baba? Ramazan gel. Ramazan, bu Ramazan ne zaman geldi gidiyor? Geldi vallahi, gittiğini görmüyoruz bile. Selamun aleyküm. Selam. Neredesiniz selam. Siz ya? Vallahi böyle olmuyor, şikayetçiyim senden ya. Vallahi ya. Biz yollarda kaldı ya. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyilik abi, sen sorma. Eyvallah. Bayram haftasına girdik artık. Evet abi. Bayram tatlarımız hazır mı? Evet, Ali Bey hoş geldiniz. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Eyvallah. Vallahi ne yapayım, Ramazan'da bir ora savruluyorum, bir buraya savruluyorum. Bir ora savruluyorum, bir buraya savruluyorum. Sonunda... Halk tadını biliyor. Vallahi. Tatlıcı Silo'dan vazgeçme. Vallahi. Bu Ramazan boyunca Gaziantep halkına hizmet vermeye devam ediyoruz aynı şekilde. Şimdi Ali'yle bir şey yapmıştık biz. Evet. Ortancı damat, küçük damat. Şöyle gelelim, bir dakika. Şurada duralım, Gel abi, gel. Ortancı oğlunu da çağırmam. Gel. Ortancı oğlunu da çağırmamız lazım. Buraya gelmen lazım yalnız. Buraya gelmen lazım. Hacı bize bir tatlı dökerseniz, bir tatlı bakalım. Şimdi Silo'nun en küçük oğlu kim var? Ben tanıttım tamam. Abi. Büyükten başla. Tamam, büyükten başlıyoruz. Büyük oğlu benim. Tamam, büyük oğlu sen. He. Küçük oğlu bu. Küçük oğlu bu. Evet. Süt oğlan. Süt oğlan bize bir şey yap ya. Bir tatlı yap ya. Vallahi hele bu Silo'dan bir akşamüstü bir tatlı yiyelim yani. Silo diyor ki bir Suriye kahvesi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ooo patron. İşte gerçek Silo. Hoş geldiniz. Patron ne yapıyorsun ya? Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Valla sırf senin için bir kahve yaptım. Bir kahve getirdim. Hoş geldiniz. Ne anlarsın bu artık abi? Ali Bey hoş geldiniz. Ne yapıyor patron ya? Ne var ne yok? Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Hamdolsun. Yoğun çalışıyoruz. Valla. Hızlı bir tempoya yetişmeye çalışıyoruz. İyiyiz elhamdülillah. İyiyiz. Evet. Ramazan artık sonlarına yaklaşıyoruz. Artık bayram yaklaşıyor. Elhamdülillah bayram siparişlerini aldık. İnşallah onları yetiştirmenin telaşındayız. Vallahi. Evet. Peki bayramda halka tatlı falan satışı yok zaten. Kapalısınız. Bayramda evet 3 gün elemanlara izin vereceğiz. Bayram süresince kapalıyız. Bayramdan önce bütün müşterilerimiz baklava siparişlerini, kadayıf siparişlerini inşallah Arefe günü önceden bitireceğiz işlerimizi inşallah. Abi Ramazan nasıl geçti bu arada? Yani Ramazan çok yoğun geçti. Bir değerlendirmek gerekirse. Ramazan çok yoğun geçti, güzel geçti Ramazan'da. Yani işler bakımından bayağı bir yoğunduk hamdolsun evet. Valla sizin üniversite şubesi kalabalık. 60. yıl keza öyle, cinderesi öyle. Elhamdülillah şimdi Antep'te öyle bir şey oluştu ki yani Silo'ysa tamam diyor insanlar. İsim önemli abi. Aynen öyle. Biz de elhamdülillah gerekeni yapıyoruz. Tatlarımızın kalitesi olsun, elemanlarımızın güler yüzü olsun. Bu işi bir tık öne götürmeye çalışıyoruz Ali Bey. Evet. Şimdi biz senin devamlı orada görmeye alıştığın için İsiye, Bibiye, bir de İbiye mi? Şu hikayeyi bir anlatır mısın abi? İbiber mi oluyor? Şimdi Fesil abi. Bizim Allah kendine hayırlı ömür versin. Hemşerimiz İbrahim Tatlıses'in bir maymeni varmış, bir de şoförü varmış. Bunlar yolda biletsiz yolcuları almışlar. Biraz bayağı bir yolcu almışlar. Urfa'ya geldikleri zaman bu parayı paylaşmaları lazım. Şimdi şoför bir tane kendine alıyor bu biye, bu siye, bu da İbe'ye diye. Maymenin gözü açmış. La İbe'nin parası çok değilmiş. Bir siye bir biye. Çok güzel, adaletli bir para dağıtım oluyor. Diğer şubeler ödemesin abi. Bir siye, bir biye, bu da siliyor demesinler. Şimdi öbür şubelerde de bizim elemanlar öyle yapıyorlarmış. Allah kurumu tamam. Anlatıyorsun değil mi ya? Paraları dağıtırken bu siye, bu biye, bir de Silo'ya diyorlarmış. Yok oğlum Silo zengin değil, bu siye, bir biye. Tamam oğlum. Ben de bir
şey diyeceğim. Bugün sıvı bir haller olmuş ya. Bunları kim içti ya bu kadar? Vallahi. Ne oldu? Efkardan, efkardan. Ali Bey iftarı açtıktan sonra çay patlaması yap. Kendi kendimi suya, çaya, kahveye veriyorum. Ama buraya geldiğinizde mutlaka bu Suriye kahvesi içmek gerekiyor. Vallahi ben buraya geldiğimde mutlaka içiyorum. Vallahi söyleyeyim abi. Afiyet olsun Ali Bey. Sizin geleceğinizi duymuş çocuklar hazırladılar. Afiyet olsun. Az bu senin ağzın. Dediğimiz gibi Ali Bey, bizim amacımız para kazanmak değil. Avrupa'daki tatlı severlere de, ondan sonra hemşerilerimize diyeyim, Türklere diyeyim, bu tadı tattırmak istiyoruz. Tabi bunların yanında yabancılar da bu tatları tatsınlar artık. Evet. Tatlarını tatmaları lazım. Peki abi, bir idol olmak, bir örnek alınmak güzel bir şey değil mi? Yani şimdi biz bu yola çıktığımızda idol olmak ya da örnek alınmak için çıkmadık. Tamamıyla biz bu mesleğe gönül vermiştik. Biz bu mesleğin en dibinden, yani kafamızda satarak başladık bu işlere. Bu işi severek yaptığımız için dikkatli yapıyoruz, özverili yapıyoruz. Yani belli bir süre sonra bir yerlere geliyorsun zaten. Şimdi bazen bir yere gittiğimiz zaman tatlıcı Silo Del mi dedikleri zaman hoşuma gidiyor işin gerçeği. Peki yeni projeler var mı? Tatlı değişik, mesela doğum günleri yapıyorsun, sevgililer günü tarzı farklı şeyler yapıyorsun, sunumlar. Hani bunu halka tatlı üzerinden bazı oynamalar yapıyoruz tabi. Ama halka tatlı, yani tatlının dışında başka bir işe, sektöre girmek istemiyoruz. Hani bize peynirli künefe de yapsanız olur, baklavaya niye girmiyorsunuz? Aslına girersek o da olur. Ama biz tatlıcıyız. Evet. Herkes kendi işinde başarılı. Aynen öyle. Yani burada da Antep'te ya da Türkiye genelinde bilinen bir marka olduk. Konuşulan bir marka olduk. Söylenen bir marka olduk. Yani ondan dolayı önce hemşerilerimize, tatlı severlere çok teşekkür ediyoruz. Söyleyeceğim. Yalnız senin yanına gelen her kesim var. Yani zengin kesimi de, fakir kesimi de, herkese hitap ediyorsun ve herkes buraya geliyor. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Bu Silo 1. şubesini açtıktan sonra 2. şubesi, 3. şubesi atak yaparak neden bir anda 3. 4. şubeyi, 5. şubeyi düşündün? Hani bunun sebep... Bunun sebeplerinden bir tanesi, müşteriler bizi açtığımız yerlerde görmek istediler. Talep ve istek üzerine. Hani açtığımız dükkanlarda da belli bir seviyenin üzerine çıktığımız zaman bu da bize cesaret verdi. Hiç korkmadın mesela bu lezzeti bozarız. Silo'nun adı artık marka oldu ama şu belirtirsem bu lezzetleri bozarım hiç düşünmedim mesela. Korkumuzun olmamasının bir sebebi de şubelerin hepsi bizdedir. İsim hakkı vermiyoruz. Aile şirketi oldu. Hepimiz, her şubenin başında bizden bir kişi var. Deneyimli elemanlarla çalışmak özverisi gösteriyoruz. Ondan dolayı hani şuraya açarsak olmaz mı gibi bir korkumuz yoktur. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.